Samsun Güncel Haber TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Atasam Sağlık Grubu, İlk Adım Derebahçe Özel Atasam Hastanesi, Atakum Atakent Özel Atasam Tıp Merkezi, Çarşamba Özel Atasam Tıp Merkezi şubeleri ile birlikte 15 yılda tam 3 milyon hayata dokundu. İşte bu duygu ve düşüncelerle Süleyman Öz ile Sağlıklı Günler programı her hafta çarşamba günü saat 20.00'da farklı konu ve konuklarıyla Atasam Sağlık Grubu'nda hizmet veren farklı hekimlerimizle sağlık alanında hizmet sunmaya devam ediyor. Bu hafta da yine Atasam Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Özel Atasam Tıp Merkezi Atakum Şubesi hekimlerimizden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor İskender Akan hocam bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi akşamlar. Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri kırmadınız. Stüdyomuzu onurlandırdığınız için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Hocam, uzman doktor İskender Akan, fizik tedavi ve rehabilitasyon. Samsun'da uzun yıllar bu alanda, bu branşta hizmet verdiniz. Biz biliyoruz ama sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Buyurun. Evet, ben İskender Akan, Samsun doğumluyum. Mübadil bir ailenin ikinci kuşak ferdi olarak Samsun'da dünyaya geldim. Babamdan mübadele ve Yunanistan hatıralarını çok dinledim. Ama mübadiller oradan Samsun'a gelince, Türkiye'ye geldikten sonra vatanlarını terk etmiş olmalarına rağmen, yani yeni cumhuriyete kolayca adapte olup onun yükselmesi için ellerinden gelenleri yapmışlardır. Ben ilk bir orta öğrenimi Samsun'da tamamladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. Aynı üniversitede, aynı fakültede fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığını aldıktan sonra Ankara Gata'da askerlik görevini yerine getirdim. Evet. Ondan sonra bir müddet başka hastanelerde şey yaptıktan sonra 30 yıldır Samsun'a geldim. Önce fizik tedavi hastanesi, sonra da çeşitli Samsun'daki özel hastanelerde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığı yaptım. Evet. 7 yıldır da Atasam bünyesi içinde merkez, çarşamba ve son olarak da Atakent şubelerinde görev yapmaktayım. Atasam Sağlık Grubu'nun tüm şubelerinde evet, görev yaptınız. Evet, evet. Fizik tedavi uzmanı olarak. Evet. Hocam mübadilim dediniz. Bu evet, arada hemşeriyiz. Evet. Tabii bizler daha önceden de tanıyoruz birbirimizi. Evet. Siz ikinci kuşak mübadilsiniz. İkinci kuşak, evet. Ben de dördüncü kuşak. Oo. Evet, bizim de dedemizin babası oradan gelmiş. Şimdi programımızın girişinde aramızda de... Aramızda o kadar yaş farkı olmaması lazım ama. Süleyman, dört kuşak, iki kuşak. Evet hocam ya. Biraz öyle bir olmuş ama bunu ben bir matematikçi olarak da hemen biraz şöyle yorumlayayım. Hem babam hem ben biraz erken evlilik yaptık. Biraz da onun etkisi var. Dedem de tabii öyle o şekilde olduğundan dolayı. Evet. Şimdi hocam programımızın girişinde de söylediğimiz gibi Atasam Sağlık Grubu 15 yılda 3 milyon hayata dokundu. Bununla ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı bir video var. Önce biz sorularımıza geçmeden önce o videoyu müsaade ederseniz tabii. izlemiş olalım. Evet, ben rejiden rica ediyorum. İlk günden bugüne 3 milyon hayata dokundu. İlk günden bugüne 3 milyon hayata dokundu. İlk günden bugüne 3 milyon hayata dokunduk. İlk günden bugüne 3 milyon hayata dokunduk. İlk günden bugüne 3 milyon hayata dokunduk. 15 yılda 3 milyon hayata dokunduk. İlk günden bugüne 3 milyon hayata dokunduk. İlk günden bugüne 3 milyon hayata dokunduk. 15 yılda 3 milyon hayata dokunduk. 15 yılda 3 milyon hayata dokunduk. Yarınlarınız ve sağlığınız bizim için önemli. Yarına erteleyin.
Evet, arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Güzel bir viral video hazırlamışlar hocam. Evet. Gerçekten Atasam Hastanesi Samsun'un ilk özel hastanelerinden biri. Bildiğimiz kadarıyla da yine 2006 yılında Samsun'da hizmet vermeye başlamış. Hocam sorulara geçmeden önce sizden tabii müsaade aldık ama biz yine de hatırlatalım değerli izleyicilerimize. Bu akşam fizik tedavi ve rehabilitasyonla ilgili tüm sorularınızı canlı yayından alabiliriz. Hocamdan tabii, müsaadesini tabii. aldık. Samsun Güncel Haber TV ekranlarından, Instagram, Twitter ve Facebook'tan bizleri takip edebilirsiniz. Soruları alabiliriz diye kendisinden de teyit aldık. Hocam fizik tedavi nedir? Oradan başlayalım. Konu süreç biraz belki uzun olacak bu akşam ama buyurun. Fizik tedavi, daha doğrusu fizik tedavi ve rehabilitasyon branşı tıbbın yeni branşlarından biri. Gerçi İRE'de bir 70-80 yıllık bir mazisi var. Temelde fizik tedavi bir takım fiziksel ajanları kullanarak hastaların tedavi edilmesidir. Ama Türkiye'deki yerleşik şeyde, kabulde fizik tedavi daha ziyade sadece fiziksel uygulamalarla değil, ağrılı hastalıkların hem teşhisini hem medikal tedavisini ve hem fizik tedavisini yapmaktadır. Dolayısıyla ağrıyla ilgili bir branş olduğu için çok geniş insan kitlesine hitap etmektedir. Evet. Genelde polikliniklere başvuran, ağrı şikayetleriyle başvuran insanların aşağı yukarı üçte biri fizik tedavi veya lokomotor sistemiyle ilgili hastalıklara duçardır. Evet. Fizik tedavi hastalıkları genelde temelde ikiye ayrılabilir. Yani biri ağrılı lokomotor sistemin yani kas ve hareket sisteminin, eklemlerin, omurganın, kemiklerin ağrılı hastalıklarından ilgilenir. Diğer bir branşı da bir bölümü de rehabilitasyon dediğimiz çeşitli sebeplerle normal fonksiyonlarını, her türlü fonksiyonlarını yapamayan insanların hayata yeniden adapte olması için yeni tekniklerle, yeni şeylerle hayata adaptasyonunu sağlamak için fonksiyonlarını geliştirmek üzeredir. Bir de egzersiz bölümü vardır. Egzersiz bölümünde hem sağlıklı insanların hasta olmalarını engellemek veya hastalıklarını daha hafif geçirmelerini sağlamak. Diğer yandan da çeşitli hastalıklardan dolayı biraz fonksiyon kaybına uğramış insanların egzersizlerle normal hayata dönüşlerini hızlandırmak veya mümkün olduğu kadar handikapsız normal hayatlarına dönmesini sağlamaktır. Peki hocam, fizik tedavi hangi hastalıklarla ilgilenir? Evet, fizik tedavi dediğim gibi kabaca bütün ağrı, lokomotor sistemin ağrılı hastalıklarından ilgilenir. Ama genelde pratikte en çok gördüğümüz hasta grubu osteoartroz denilen veya osteoartrit denilen kas ve eklemlerin dejeneratif hastalıklarıdır. Aşağı yukarı bizim hastalıklarımızın üçte biri osteoartroz hastalık grubuna girer. İsterseniz önce başlıklar halinde sayayım. Ondan sonra açabildiğimiz kadar açarız. İkinci sıklıkta gördüğümüz hastalık grubu bel ve boyun fıtıklarıdır. Evet. Özellikle bel fıtıkları çok yaygındır. Yani araştırmalarda insanların aşağı yukarı %80'i en azından hayatlarının bir döneminde mutlaka bir bel ağrısı, uzun süren veya kısa süren bir bel ağrısı geçirmişlerdir. Evet. Daha sonra yine sık gördüğümüz hastalık grubundan birisi, bizim fibromiyalji dediğimiz halk arasında, eskiden bu tabir pek bilinmezdi ama şimdi o da bilinir oldu, yumuşak doku romatizmasıdır. Bu da genelde çok büyük hasar yapmamasına rağmen vücutta kişileri yalnız çok rahatsız eder, çok muzdarip eder. Hayat kalitesini, yaşam kalitesini son derece düşürür. Fazla hasar yapmamasına rağmen inatçı bir hastalıktır. Yani bizim en uğraştığımız çetin ceviz dediğimiz hastalıkların başında gelir.
Daha sonra yine yaygın bir hastalık, özellikle yaş ilerledikçe ve bayanlarda görülen kemik erimesi, osteoporoz hastalığı. O da yine yaş ilerledikçe artan ve toplumu ilgilendiren, geniş toplum kitlelerini ilgilendiren bir şeydir, hastalıktır. Evet. O da dikkat edilmezse hem çalışma gücü hem bedensel sakatlıklar yönünden çok kötü sonuçlara yol açabilir. Evet. Yine diğer sık gördüğümüz hastalıklardan biri skolyoz denilen bir omurga deformitesidir. Biraz sonra hocam belki değineceğiz ona detaylı olarak. Evet. Hepsine tek tek değiniriz. Yine, diğer onun dışında daha çok romatologların ilgilendi ama bizim de böyle normal formlarında şey yapabildiğimiz iltihabı romatizmalık hastalıklar vardır. Onlar da romatoid artrit, ankilozan spondilit ve diğerleri. Bir de rehabilitasyon kısmı, onu da isterseniz kısaca özetleyeyim. Buyurun hocam. Rehabilitasyonda en önde gelen hastalığımız CVS tekerleri dediğimiz halk arasında inme denilen beyindeki damarların tıkanması, pıhtılaşması veya kanamasına bağlı genelde vücudun bir tarafında kas gücünün azalması, yürüyememe şeklinde şikayetlerle gelen bir hastalıktır. Daha sonra SP denilen, spastik paralizi denilen, özellikle çocukları ilgilendiren ve günümüzde oldukça sorun teşkil eden bir hastalıktır. O da yine tedavi edilmezse son derece kötü sekerlere yol açtığı için erkenden tedavilerinin başlanması da fayda vardır. Yine ayrı bir şey, nörolojik rehabilitasyonlar içinde Parkinson hastalığı, bir de bu periferik sinirlerin yaralanmaları veya iltihaplanmalarına bağlı olan hastalıklar, yüz felçleri, ayrıca bir de ortopedide kırık çıkık veya ortopedik ameliyatlardan sonra eklemlerin veya vücudun eski fonksiyonuna gelmesi için yapılan çalışmalar. Kabaca böyle özetleyebiliriz. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Bu arada hani böyle bazı maçlarda goller çok erken gelir ya, size de erken canlı yayın soruları gelmeye başladı. Açıkçası ben de bu kadar erken beklemiyordum. Aysel Çalgın Atakum'dan diyor ki, iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Fizik tedavi artrit tedavisinde faydalı mıdır? Şimdi artrit, orada bizim tıp camiasında da karışan bir şey vardır. Artroz, artrit. Artroz daha ziyade iltihabi olmayan, artrit iltihabi olan romatizmaları kabaca kapsar. Evet. Yalnız bunların ikisinin arasında geçişler de vardır. Genelde halk arasında veya herkeste bilinen iltihaplı romatizmalarda fizik tedavi uygulanmaz diye bir görüş var. O eksik bir görüş. Çünkü fizik tedavi sadece sıcak tedavi değildir. Onun içinde soğuk tedaviler veya dediğim gibi kasları kuvvetlendirmek, eklem açıklıklarını arttırmak üzere bir çok sayıda tedavi şekilleri vardır. Dolayısıyla hani anca böyle çok aktif bir iltihaplı romatizmada ve iltihaplı olan bölgede belki sıcak fizik tedavi uygulanmaz. Onun dışında iltihap oranı düşmüş, iltihabı sessizleşmiş, eklemlerde bir takım hareket limitasyonu, fonksiyon bozuklukları olan şeylerde sıcak olmasa da diğer fizik tedaviler uygulanabilir. Hatta bazen sıcak tedavi bile uygularız. Yine devam etmiş, rehabilitasyon sürecinde psikoterapinin önemi nedir? Psikoterapi tabii rehabilitasyonda çok önemli bir şey. Özellikle yani nörolojik rehabilitasyon dediğimiz inme ve ağır felçli hastalar, özellikle yaşları biraz gençse bu durumu genelde kabul edemiyorlar, içlerine dönüyorlar. İşte motivasyonları düşüyor, tedaviye katılımları azalıyor veya hiç olmuyor. Tabii böyle bir hastada da tedavi sonuçları çok yüz güldürücü olmuyor. Evet. O yüzden yani bu tür hastaların psikiyatrik durumlarını da iyice bir inceleyip gerekirse psikiyatri hekimlerinden, psikologlardan yardım almak da fayda olur. Evet.
Hocam tabii bir sistemimiz var. Hazırladığımız sorular var size soracağımız ama birinci önceliğimiz izleyicilerimiz olduğu için ben canlı gelen soruları hemen soruyorum. Tabii, bilmiyorum tabii, konu tabii, dağılıyor tabii. mu? Yok, hani çok yok, sürece yok. Tıp dilinde yani, sizin kadar bilemediğimiz için. Fizik yine tedavi çok yaygın ve çok konuyu, çok branşı ilgilendiren bir hastalık olduğu için fizik tedaviyi zaten bir yere toplamak da çok zor. Öyle mi? O yüzden o zaman dağınık olmasında fayda vardır şey gibi. Yok, zarar yok. Tamam. Yine diyor ki muhtemelen rehabilitasyonla ilgili bu soruda el ve ayak uyuşmalarında parafin tedavisi ne derece faydalıdır? Bildiğimiz kadarıyla fizik, tamam. tedavi, fizik tedavi ünitesinde bir parafin, parafin banyosu dediğimiz yani kazan gibi bir şey var herhalde. Kazan gibi bir şey. Evet. Genelde el için kullanırız. Bazen ayak için de kullanılır veya özel petlere o parafini yapıştırdıktan sonra vücudun herhangi bir yerine de sıcak tedavi olarak kullanılabilirse de en çok ellerde kullanılır. Parafin tedavisi genelde eklemlerde sertlik olduğu zaman karpal tünel denilen bir sinir sıkışmasında kullanırız. Genelde faydalı olur. Hem o parafinin içinde lanolin denilen, vazelin denilen yağlı maddeler olduğu için biraz eklemleri yumuşatma adına veya şey yapma adına da faydası olur. Vardır diyorsunuz. Hocam İstanbul'dan Mehmet Hakan Aytaç hocam selamlar diyor. İyi akşamlar. Ben kafamda ara ara titreme, benim kafamda ara ara titreme oluşuyor. Hocam bunun sebebi sizce nedir acaba? Yani yaş acaba nörolojik bir olay mıdır? Yaş yoksa veya başka bulgu var mı? Herhangi bir şey söylememiş hocam yaşla ilgili. Tamam. Sadece onu söylemiş. Yani kafamda bir titreme var. Neden oluyor acaba? Sebebi şimdi o bizim tremor dediğimiz şey daha ziyade ellerde olur. Bazen ayaklarda olur. Nadiren de başta olabilir. Bu hani bazen temelde Parkinson denilen bir sinir sistemi hastalığına bağlı olabilir. En kötü hastalık olarak o düşünülebilir. Onun dışında kore denilen bir takım hastalıklar vardır. Bir de esansiyel tremor dediğimiz belli bir sebebi olmayan, biraz sinirsel olan bir bölümü vardır. Tabii bunlar arasındaki ayrımı bir nörolog yapabilir. Yani şikayetleri önce bir teşhisi koymak lazım çünkü. Hani bazen de çok ağır bir hastalığın ilk belirtileri olduğu için bir Parkinson'un yine bir nörolog arkadaş yardımcı olur kendisine. Evet. Hocam fizik tedavide hangi yöntemler kullanılır? Fizik tedavide yani bir fizik tedavici olarak önce bir medikal tedavi, ilaç tedavisi dediğim gibi onu bir kenara koyduktan sonra bir aletli fizik tedavi, bir de egzersiz tedavisi. Aletli fizik tedavide sıcak veya soğuk uygulamaları, yüzeye sıcak veya soğuk uygulamaları, hot pack, parafin gibi şeyler vardır. Bir de daha derin dokuların ısıtılması veya işte enerji gönderilmesi için ultrason denen bir ses dalgası veren bir cihaz, kısa dalga, radar denen yine derin dokulara işleyen elektroterapi cihazları vardır. Onun dışında bir de elektroterapi dediğimiz gerek ağrıyı gideren, gerek dokulardaki bozuklukları düzelten, oranın kanlanmasını, beslenmesini, dolayısıyla iyileşmesini arttıran tedavi çeşitleri vardır. Yani aşağı yukarı belki yüzlerce, binlerce akım çeşidi vardır. O hastanın hastalığına göre, durumuna göre, yaşına, cinsiyetine, şeylere göre bir akım seçilip o uygulanır. Bir de elektroterapi dedim, kas kuvvetlendirici şeyler vardır. Elektrostimülatör dediğimiz aletler ve elektrostimülasyon yapan akımlar. Onlar da hani normalde ağrılı hastaların veya eklemlerinde sertlik olan hastaların egzersiz yapmaları, aktif egzersiz yapmaları oldukça zor ve ağrılı olduğundan dolayı hani başlangıç dönemlerinde veya daha hızlandırmak için kas kuvvetlenmesini bu tür elektrostimülasyon aletleri kullanılabilir. Bir de tabii ki egzersiz. Egzersizlerde hani kabaca pasif egzersizler, aktif egzersizler, aktif resistif egzersizler diye o da yüzlerce egzersiz türü vardır.
Yani temelde aslında fizik tedavinin en uzun süreli veya en doğal tedavisi egzersiz tedavisi olmasına rağmen yani pratikte hem insanlar egzersiz tedavisine şey yapmıyor, genellikle nasıl diyeyim, benimsemiyor veya devam ettirmiyor. Bir zaman sonra bırakıyorlar. Aynı şekilde de özellikle de kamu hastanelerinde yoğunluk içinde tedavilerde egzersizler biraz ihmal ediliyor. Evet. Hocam, az önce Mehmet Hakan Aytaç İstanbul'dan soran arkadaşımız diyor ki hocam başta var hastaneye gittim. Hı hı. Parkinson değilmiş. Hı hı. Boyun tarafımda bir tarafımda fazla elektrik yüklenme varmış. Onun için sol tarafımdan botoks yaptılar ama faydasını göremedim diyor. Hı. Öyle bir yani o teşhis çok herhalde tedaviden fayda görmediğine göre de çok doğru bir teşhis olmamış. Evet. Bir de bizde fizik tedavide en büyük sıkıntılarımızdan biri teşhisler oluyor. Yani aynı hastalığı veya aynı olayı, tıbbi olayı her doktor başka bir türlü izah ediyor. Evet. Her doktor başka bir şey söylüyor. Aha. Çoğu zaman onları anlamakta biz de zorluk çekiyoruz. Şimdi arkadaşın özelinde yani nörolojik bir şey yoksa büyük bir ihtimalle esansiyel tremor dediğimiz şey olsa gerek. Bir tik gibi veya bir psikolojik bir şey olsa gerek. Evet. Aysel Çalgın yine Atakum'dan sırtlarda oluşan ağrılar için iğneli kortizon tedavisi ağrıları dondurur mu? Bu sistem sakıncalı mıdır? Şimdi dondurmaktan kastettiği yok etmek mi diyelim veya onu hiç karıştırmadan hani lokal steroid uygulamalarını konusunda birkaç kelime söyleyeyim. Steroid insanlığın bulduğu en iyi ilaçlardan biridir. Evet. Yani alerjiden tutun da her türlü akciğer hastalığında, fizik tedavide, ortopedide her türlü hastalıkta kullanılır ve çok iyi neticeler alınır. Yalnız burada tabii kortizon iki ucu keskin bir şeydir, kılıçtır. Yani usulüne uygun kullanılırsa dediğim gibi son derece yararlı, son derece faydalı bir şeydir. Ama bu genelde hem hastalar hem doktorlar tarafından çok çabuk etkilemesi biraz suistimal ediliyor. Çok sık yapılıyor, çok gereksiz yapılıyor. Her ağrıda yapılıyor, her hastaya yapılıyor. Öyle olduğu zaman da bir takım sorunlar çıkar. Şimdi hastamızla ilgili bizim fibromiyalji konusunda belki bahsedeceğiz. En sık gördüğümüz şey bu boyun ve kürek kemikleri civarında böyle ağrılı sertlikler oluşur. Bunlar normal ağızdan verilen ilaçlarla veya diğer şeylerle çok fazla fayda görmezler. Fizik tedavi uygulaması bazı hastalar için zaman veya işte başka şeylerden dolayı uygun olmaz veya ilk planda seçilecek uyarı olmaz, bir uygulama olmaz. Bu tür hastalıklarda çok fazla aşırıya kaçmamak şartıyla ağrılı yerlerden lokal steroid, kortizon enjeksiyonları son derece dramatik, son derece güzel sonuçlar verir. Aha. Ama sık yapılmaması lazım. Her hastaya yapılmaması lazım. Evet. Ümit Gök, İki hemşerime de başarılar diliyorum diyor. Teşekkür ederiz. Bizim de aynı zamanda stüdyomuzda program yapıyor Ümit Bey. Aşırı boyun ağrım var. Kireçlenmeden olur mu diyor. Biraz sonra belki kireçlenme... Yaşla ilgili bir şey var mı? Ümit Gök bildiğim kadarıyla 50 ya da 52 yaşında. Benden büyük abimiz. Evet. Bugün de bir ara beraber olduk yine. Gün tamam. İçerisinde birlikteydik. Şimdi boyun fıtığı ve kireçlenme veya bel fıtığı ve kireçlenme... Evet. Kardeş gibi veya ana oğul gibidir. Yani genelde önceden bir veya yeri geldi böyle for şey olarak gitmeyelim sıraya göre. Buyurun hocam. Şimdi ben hani bir fıtığın şeyini izah edeyim. Bilmiyorum arkadaş için uzun mu olacak? Yok yani yok sadece hocam, takip ediyorlar. Sadece onun sorusuna cevap verme değil de o oradan... Aynı zamanda bel ve boyun fıtıklarıyla ilgili nelerdir? O soruyu da çıkarmış olalım. O tür şeyleri anlatayım. Kireçlenmeyi ona
bağlayayım. Ben herhalde böyle daha güzel olacak. Neydi diye... o tıp dilindeki adı herhalde hocam? Osteor... Osteoartroz. Artroz. Kireçlenme. Evet, kireçlenme. Her iki soruyu da tamamlanmış oluruz. Bel ve boyun fıtıkları ve kireçlenme. Şimdi, buyurun hocam. Normalde omurgada 33 tane kemik vardır. Boyunda 7 tane kemik. Bu veya bütün vertebraların arasında disk denilen yapılar vardır. Vertebralar kemiktir. Bu diskler daha yumuşak. Kulak kıkırdağı kıvamında veya kulak memesi, ortasında kulak memesi kıvamında bir çekirdek olan yapılardır. Evet. Bunlar genelde ani bir hareketten, ters bir hareketten, çoğu zaman da aynı işi tekrarlamaktan, günlük aktivitelerden devamlı mikrotravma dediğimiz küçük küçük darbelerle oradaki disk şey yapar, zayıflar. Bir de ani bir harekette de bu diskin ya kendi biraz öne doğru ya da içindeki çekirdek öne doğru gelir veya yana doğru gelir. Yana doğru geldiği zaman sinire değer. Kola veya bacağa giden sinirde ağrılar yapar. Şimdi bu diski bir amortisör gibidir. Yani evet. Arabanın amortisörü gibidir. Yüklerin dağılımını dengeler. Kemiğe fazla yük binmesini engeller. Bu disk bozulduğu zaman yavaş yavaş hem şeklen bozulur hem de kendi iç yapısı da bozulur. Yavaş yavaş daha sertleşir. Daha darbeleri şey yapacak, emecek veya dağıtacak özelliğini kaybeder. Bu sefer direktman darbeler kemiğe vurmaya başlar. Kemikte de bu sefer kireçlenme dediğimiz olay oluşur. Yani kireçlenme denilen şey de kemiğin kabaca şeydir. Yani normal fonksiyonunun veya normal anatomik yapısının dışında uzantılarla ufak ufak kemik çıkıntıları ortaya çıkmasıdır. Şimdi biz hani kabaca şöyle... direkt filmde kireçlenmeyi görebiliriz. Yani kireçlenme nasıl olur? O kemiklerin ucunda biraz çıkıntılar olur. Veya o disk mesafesi biraz daralır. Bunları kireçlenme deyip geçeriz. Çünkü tedavileri cerrahi tedavi dışında fizik tedavi olarak hemen hemen aynı olduğu için bizim için çok da şey değildir. Fizik tedavide bir değişiklik yapmaz. Ama bir fıtık teşhisi ancak MR'dan sonra konur. Yani çok eskilerde biz hani çoğuna kireçlenme deyip geçerdik. Şimdi MR'lar çok kolay ve rahat çekildiği için aşağı yukarı her hastaya çektirdiğimizde de genelde bu biraz önce dediğim gibi o kardeşlik olayını görüyoruz. Yani kişide hem fıtık özellikle yaş ilerledikçe hem kireçlenme beraber oluyor. Evet. Dolayısıyla bel ve boyun fıtıkları ve kireçlenmeyi birlikte açıklamış olduk. Açıkları veya yeri geldikçe tekrar soruya binaen başka taraflarını da şey yaparız. Şener Alkur, doyurucu ve faydalı bilgilerinden dolayı Doktor Sayın İskender Akan hocama çok teşekkür eder, başarılar dilerim teşekkür diyor. Teşekkür ederim. Yine İstanbul'daki izleyicimiz Mehmet Akan Aytaç Bey bilgilerden dolayı teşekkür ediyor. Atakum'dan Melek Zorlu Yeşil Yurt bizleri izliyor hocam. Emire Mert Asar bizleri izliyor. Selamlar gönderiyorlar. Ve Melek Hanım'ın bir sorusu var. Sayın hocam, boyun fıtığına sıcak su torbası iyi gelir mi? Acaba ağrım olduğu zaman sıcak su torbası koyuyorum. Sakıncalı mıdır? Teşekkür ederim. Evet, şimdi yine boyun fıtığının tedavisiyle devam edelim. Biraz önce oluşumunu anlattıydık. Aşağı yukarı... boyundaki kireçlenmelerde de aynı şeyler söz konusudur. Şimdi biraz burada boyun fıtığının veya kireçlenme orada bir şey yaptığı için, bir darbe veya bir uyarı yaptığı için kaslar kendini kasar. Kastığı zaman bir spazm oluşur. Spazm oluştuğu zaman o kemikleri birbirine biraz daha yanaştırır. Dolayısıyla fıtığı biraz daha büyütür. Spazmın hem kendi ağrısı vardır hem fıtığı büyüttüğü için veya fıtığı kötü etkilediği için ayrı sinirsel bir ağrı da olabilir. Şimdi sıcak su torbası dediğimiz bizim hot pack dediğimiz hani lokal yüzeye konulan bir sıcak uygulamasıdır. Sıcak uygulamaları
genelde kas spazmını çözdüğü için fıtığın yani kendine çok fazla faydası olmasa da fıtığın tedavisine yani oradaki patoloji veya bozukluğu tedavi etmese de adaledeki spazmı veya kasılmayı çözdüğü için çoğu hastalarda bir rahatlık sağlar. Eğer fıtık altında fıtık yoksa veya çok problemli fıtık yoksa bu spaz çözüldüğü zaman da tabii hastanın şikayetleri rahatlamış, geçmiş olabiliyor. Evet. Ama sık tekrarlayan veya uzun süren şeylerde alttaki patolojiyi görmek adına bir MR çektirmekte fayda olur. Yani sadece böyle günlük tedavilerle değil de işin daha kökenine inip ona göre bir tedavi de yapılırsa daha iyi olur. Selma Kara Mustafa Alkur bizleri izliyor. Cihat Ayaş yine bizleri izliyor. Yine Samsun Sakatlar Derneği Başkanı Hayriye Hak Yemezoğlu ve Bahri Kartal bizleri izliyor hocam. Sınırları biraz aştık. Mübadiliz dediniz ya. Mübadiller sizleri yalnız bırakmıyor bu akşam hocam. Edirne, Keşan, Çeltik Göğü'nden Mustafa Küçükgül bizleri Merhabalar. İzliyor. Merhabalar. Selamları var. Lale Hanım bizleri izliyor. Lale Üstün'de. Hocam tabii kireçlenmeyle biraz konuştuk da bir de osteoporoz kemik erimesiyle ilgili neler söylersiniz? Nasıl oluşuyor? Ya da tedavisi nedir? Evet, evet böyle olacak herhalde. Konu açıldıkça, gideceğiz. İzleyenler de herhalde onunla ilgili sorular sorulacak. Böyle daha katılımcı bir sizi şey biraz olur. Sizi yoracağız ama hocam. Önemli değil. Daha katılımcı bir şey olursa hem insanlara hem bizim için daha faydalı olur faydalı diye düşünüyoruz. Buyurun olacak. Hocam, kemik erimesi. Şimdi kemik erimesi tabiri biraz dürtülücü bir tabir. Gerçi o kadar ürkütücü olmasa da tabii kendi o kadar ürkütücü olmasa da dikkat edilmezse ürkütücü sonuçlara yol açabiliyor. Kemik erimesi kemiğin bir yerinin erimesi veya yok olması değil. Kemik erimesi daha ziyade ben onu eskiden beri kemik zayıflığı olarak tanımlarım. Normalde kemik dokusu sert bir dokudur. İçinde kalsiyum başta önce bir kolajen liflerden bir iskeleti vardır. Sonra da kalsiyum ve diğer minerallerle örülmüş bir şeyi vardır, yapısı. Kemik erimesi, pardon, kemikte iki tür hücre vardır. Bir osteoblastlar, bir osteoklastlar. Osteoblastlar devamlı kemik dokusunu yapar. Osteoklastlar da bozulmuş veya fazla olan kemik dokusunu eritirler, yok ederler. Bu denge çocuklukta, gençlikte osteoblastların yerindedir. Yani kemik devamlı fazla yapılır. Sadece çok eskimiş, şey yapılmış kemikler eridiği için ergenliğe kadar, hatta ergenliğin biraz daha üstüne kadar kemik kitlesi giderek şey yapar, artar. Belli yaşlardan sonra, 30 yaşlardan sonra aşağı yukarı bunlar birbirine dengelenir. Yani o kemik yapısı başka faktörler karışmamak şartıyla o şekilde stabil gider. Yalnız işte 45 yaşından, 50 yaşından sonra yavaş yavaş osteoklastların yani kemik yıkımı hücrelerinin faaliyetleri daha fazlaya ön plana veya galip duruma gelir. Öyle olunca da kemik dokusu dikkat edilmezse yavaş yavaş azalmaya, yok olmaya başlar. Yani zayıflamaya başlar. Evet. Şimdi kemik erimesinin başlangıç dönemlerinde özellikle hiçbir şikayeti yoktur. O yüzden de bu hastalığı başlangıç döneminde yakalamak, dolayısıyla erken tedavi etmek çoğu zaman mümkün olmaz. Yalnız bu yüzden de hani kemik erimesi olan olabilecek kişiler, yani risk faktörü taşıyan kişilerin özellikle biraz uyanık olması lazım. Bu risk faktörleri nelerdir? Başta tabii bu risk faktörü de değil, belki doğal bir şey. Kadınlar için menopoz. Kadınların menopoz döneminden sonra kemiklerindeki yıkım artar, yapım azalır. Dolayısıyla dikkat edilmezse özellikle cerrahi menopozlardan, yani ameliyattan menopoza girmiş bayanlarda kemik erimesi çok hızlı gelişir.
Ve kemikteki yıkım belli bir yere açtığı zaman yavaş yavaş kemikte ufak ufak kırıklar ortaya çıkar veya şeye dönün ben tekrar risk faktörlerine. Hı hı, buyurun. Ha, onun dışında sonra hepsini beraber anlatırım. Bazı hastalıklar, metabolik hastalıklar, şeker hastalarında, tiroid hastalarında, paratiroid hastalarında kemik metabolizması da bozulur. Onlarda da kemik erimesi daha erken olur. Aynı şekilde çok aktif olmayan, tembel, olduğu yerde uyuyan, hareket etmeyen kişilerde de yine kemik erimesi fazla olur. Onun dışında zayıf, sarışın, minyon tipli kişilerde biraz daha fazla kemik erimesi görünür. Şişmanlarda pek görünmez. Yani şişmanlığın işe yaradığı tek hastalıktır kemik erimesi. Onda da tabii fazla yük, eğer kemik erimesi ilerlemişse artrozun ilerlemesine sebep olur. Yani yine de şişmanlık iyi şey değil. Evet. Onun dışında bir de kortizon dediğimiz biraz önce bazı ilaçlar vardır. Bazı hastalarda mecburen kullanılır. Bazı hastalarda da işte biraz önce dediğim şekilde suistimal edildiği için çok kullanılır. Dolayısıyla kemiklerde erime daha çabuk olur. Şimdi bu risk faktörlerini taşıyan kişilerde uyanık olmak lazım dedim. Baştan çünkü hiç ağrısı olmaz. Belli bir dönemden sonra yavaş yavaş ağrılar ortaya çıkar. Özellikle menopozdan sonra veya bu takım vücutunda az çok kamburluk gibi, boyda küçülme gibi şeyler olan kişilerin bir kemik taraması denir halk arasında. BMD denilen kemik mineral densitometresine baktırmasında fayda olur. Bu özel bir cihazdır. Yani çok az bir radyasyonu vardır. Bunu da dediğim pozisyondaki riskli kişilere veya menopozdan sonra her kadının bir defa yaptırması da fayda olur. Bir de aradan bir veya iki yıl geçtikten sonra tekrar yapılır. Eğer birincisindeki rakam normalse birinci ile ikinci arasındaki rakamlar hızla bir düşüş gösteriyorsa çok daha dikkat etmek lazım. Aynıysa veya fazla düşüş göstermiyorsa sadece beslenmeye dikkat etmek, işte belirli bir oranda spor yapmak, güneşten faydalanmak gibi şeyler yapılır. Ama bu aradaki değer kaybı giderek azalıyorsa, yani kötü anlamda artıyorsa, bunun için özel bir takım ilaçlar var. Onlar veririz. Evet. Onlar için tabii kemik taraması yapılacak. Bir de hastanın kendi özelinde değerlendirilecek. Hocam Atakum'dan Emire Mert Asar hanımefendi iyi akşamlar diliyor. Kemik erimesinin önüne nasıl geçilir? Kemik erimesinin önüne nasıl geçilir? Ya da bu kemiklerin gıda beslenmeyle bir ilgisi var mı? Şimdi şöyle kemikler biraz önce anlattığım gibi çocukluktan itibaren gelişir. Bunda tabii kemiklerin gelişmesinde, kuvvetlenmesinde temel faktörlerden birisi, daha doğrusu her hastalıkta aşağı yukarı öyle bu dönemde, genetik. Yani insanların genetiğinden getirdiği bir takım özelliklerden dolayı bazı insanların kemikleri daha güçlü olur. Hiçbir şeye dikkat etmemesine rağmen çok fazla sorun yaşamaz. Ama bazı insanların genetiğinde bir şey olduğu için onlarda kemik erimesi daha kolay, daha sık olur. Şimdi bunların bir kısmı tabii genetiği biz değiştiremeyiz. O elimizde olan bir şey değil. Veya vücut yapısı minyon ince bir kişiysen, sarışınsan onu da değiştiremeyiz. Değiştirebileceğimiz şeylerden biri dengeli ve iyi beslenmek. Bu şey gibidir kemiklerin yapımında. Hani bankaya koyduğumuz para gibidir. Yani küçüklükten beri işte kalsiyumdan zengin şeyler alırsak, dengeli beslenirsek o kemiklerimize mümkün olduğu kadar fazla para veya fazla yatırım yapmış oluruz. Yani önceden yani sağlıklı, özellikle çocukluk yaşlarda kalsiyumdan zengin gıdalar almak, güneşten yararlanmak,
belirli oranda spor yapmak gerekir. Yani ilk önleme şeyi olarak budur. Yapısal oluşmasını önlemek için. Evet. Bir şekilde oluştuktan sonra da işte dediğim gibi yine beslenmede yine kalsiyum biraz daha ağırlık olmak şartıyla çok da fazla kalsiyuma kaçmamak lazım. Bazen böbrek taşlarına falan sebep oluyor. Kalsiyum. Yine düzenli spor. Evet. İşte şeyler çok aşırıysa özellikle de bir erken yaşlarda bir kırık geçirildiyse yani kemik erimesini önlemek için özel ilaçlar var. Onlardan birini doktor yani tercih edip veya saptayıp onu bir süre kullanmasında fayda olur. Nadir Dirican, İskender Hocam hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Hocam skolyoz nedir? Skolyoz. Bildiğim kadarıyla skolyoz tedavisi var. Peşine belki de fayda görülemesi ameliyatı var. Yine çalışmış olduğunuz kurumda Özel Atasan Tıp Merkezi'nde ortopedi uzmanı, uzman doktor Mesut Kılıç Hocam bu ameliyatı da yapıyor herhalde bildiğimiz kadarıyla. Çünkü özellikle ya da nasıl söyleyelim onları, biraz. Yani bu bapta osteoporozun hem sebebini hem şeyini istersen öyle bir gözden geçirelim. Buyurun yine ilave sorular olursa daha da açarız. Buyurun. Skolyoz, omurganın yana doğru eğriliklerine kabaca skolyoz adı verilir. Skolyoz çok yaygın bir hastalıktır. Hastalık da demeyeyim, bir deformite yani bir şekil bozukluğudur. O kadar yaygındır ki çok kişi bunu çok geç fark eder. Yani ben fizik tedavi uzmanıyım. Ben iki çocuğum var. İkisinde de skolyoz var. Birini 23, birini 25 yaşında şey yaptım. Teşhis ettim. Niye böyle oldu? Çünkü skolyoz derece derecedir. Skolyoz şimdi bu normalde omurilik dümdüzdür. Evet. Bunun 5-10 dereceye kadar eğrilikleri normal kabul edilebilir. Yani hastalık değildir. Evet. Ama bu 10 dereceden 20 dereceye, 30 dereceye doğru gittiği zaman yavaş yavaş tehlike sinyalleri çalar. Çocuk özellikle de küçükse ve erken yani skolyoz başladıysa kötü sonuçlara yol açabilir. Şimdi burayı nasıl toparlayalım? Skolyoz dediğim gibi yani aşağı yukarı 10-15 çocuktan birinde az da olsa vardır. Ama bunların sadece 1000 çocukta bir tanesi filan sıkıntı yaratabiliyor. Ama yarattığı zaman da çok çok büyük şeyler yarattığı için kimse de tabii ne olacağını garanti edemediği için biraz uyanık olmakta fayda olacak. Şimdi skolyozun hani kabaca insanların anlayabileceği belirtilerini söyleyeyim. Ağrı genelde ağır olmayan skolyozlarda pek olmaz. Ancak ilerlediği zaman kaslarda kasılma veya sinirlerde sıkışma olduğu zaman ağrı olur. Skolyoz genelde küçük çocuklarda dışarıdan bakmada anlaşılır. Çocuk bazen çıplakken bazen çıplak olmasa bile iki tane omzunun farklı olduğunu görür dikkatli anneler. Skolyozun eğildiği tarafa doğru o omuz düşük olur. Sırtta bu kürek kemikleri bazen çıkar dışarıya doğru veya şekil orada da yine iki kürek kemiğinin arasında bir yükseklik farkı olur. Aynı şekilde dirsekler arasında bir fark olur. Onun dışında bu kaburgalarda o skolyoz yani vertebra eğilince kaburgalar da eğilir. O kaburgalarda da çıkıntı falan olur. İşte bunlardan en ufak birini gören bir velinin hemen yani bir doktora gelip bir normal düz filmde anlaşılır yani skolyoz. Orada derecesini saptamak lazım. Derece şey yapıldıktan sonra, saptandıktan sonra eğer çok aşırı değilse basit egzersizlerle veya işte arada 6 ayda bir bakılır. Eğer ilerliyorsa tabii daha enerjik bir tedavi programına alınması gerekir. Şimdi bizim hastanemizde yani fizik tedavi iki fizik tedavi doktoru da skolyoz konusunda oldukça donanımlıyız. Onun yanı sıra bir fizyoterapist skolyozun
tedavisi şöyle diyelim. İlaç tedavisi yoktur. Ancak ağrı olursa basit ağrı kesiciler verir. Birinci şeyde egzersiz tedavisi, evet. Korse tedavisi ve cerrahi tedavi. Egzersiz tedavisi normal skolyozlarda veya hafif olan şeylerde yani bel ve sırt kaslarını kuvvetlendirici egzersizler verilir. Yalnız ağır derece yani 20 dereceden fazlaya doğru gidiyorsa ve çocuk çok küçükse veya iki film arasındaki zamanda açı artıyorsa Schrott egzersiz denilen özel bir egzersiz yöntemi vardır. Üç boyutlu egzersiz diye. O bilinen hani herkese kağıtlarda verilen egzersizlerin çok farklısıdır. Yani onlardan çok daha gelişmişidir. Özel elemanlar tarafından ki bir tanesi de bizim hastanemizde şu anda bizimle beraber çalışmaktadır. O türlü bir egzersiz programıyla hem skolyoz açısı ilerlemesi engellenir hem de belirli noktalara ağırlık vererek o skolyozun düzelmesi sağlanabilir. Özellikle hani küçük yaşta başlayan açısı 20 dereceden fazla olan skolyozlarda bu tedavinin mutlaka yapılması lazım. Çünkü belli bir aşamaya geldikten sonra yavaş yavaş kemikler sertleşmeye başlar. Yapılacak şeyler çok azalır. Şimdi bir de bu skolyozun tabii 40 dereceyi geçen veya 30 dereceyi geçen şeylerinde, şekillerinde Schrott egzersizlerine ilaveten hasta korselenir. Yani sert bir materyalden bu korse takılır ki vücut ağırlığıyla şeyle o eğiklik düzelsin veya en azından artmasın. İşte şey bu egzersiz tedavisinden, korse tedavisinden yeterince fayda görmeyen, skolyozu çok ilerleyen, 40 derecelere, 50 derecelere varan veya varmak üzere olan hastalarda mecburen cerrahi tedavi yapılır. Skolyozun cerrahi tedavisi kabaca anlatayım. Onların da çok şeyleri vardır. Yani ayrıntılı hastanın durumuna göre onu ortopedi doktorumuzun tercih edeceği bir yöntem olabilir. İnşallah ilerleyen günlerde Mesut hocamızı da davet edeceğiz. Evet. Sözünü aldı kendisine. Bir de şey de olabilir. Yani böyle bir fizik tedavi ekibi olarak daha hasta başında... Hocam güzel bir fikir bu. Tamam. Tamam hocam daha güzel olur. Skolyozla ilgili hem örnek hastalar, örnek şeylerle bir programda olur. Yapılabilir. Daha güzel olur. Ha, cerrahi şeylerde de işte o temeli onun o eğriliği bir şekilde yandan demir çubuklarla vidalayıp şey yapmak. O vücut şeyini düzeltmek. Çünkü çok eğri olan vücutlarda tabii akciğer yeterince solumadığı için küçülür, nefes darlığı olur, solunum yetersizliği olur, kalp aynı şekilde hayati önemde hastalıklara dönüşebilir. Evet. Yani biraz önce dediğim gibi skolyoz, osteoporoz bunlar yani erken yakalanması, erken tedaviye başlanması çok çok önemli hastalıklar. Evet. Geç kalındığı zaman sorunun yarısını kaybediyorsun. Evet. Hocam yine canlı sorulara devam edelim. Tamam birazcık. Böyle iyi bir format oldu. Evet. Sağ olsun. Manuel terapi hangi durumlarda yapılmalıdır? Emre Mert Asar yine Atakum'dan evet. Soruyor. Manuel tedavi biraz şey bir tedavi. Yine bizim şeyimizden halk arasındaki söylenenler bazen birbirine tutar, bazen birbirine tutmaz. Bu manuel tedavi kriyoterapi denir. İşte halk arasında çekme tedavisi verilir veya hı-hı. masaj tedavisi verilir hı-hı. denir. Bunlar da yani şeydir. Standart bir tedavi değildir. Yani her hastada fayda etmez. Hatta bazı hastada zarar bile eder. Hı-hı. Manuel tedavi diyelim ki bir kasta bir spazm varsa orada bir yapışıklık olduysa, kasta bir kısalma olduysa, onu özel tekniklerle o kası gevşetip, gerip
yavaş yavaş hareketlerini normale getirmek oldukça yararlıdır. Çünkü çok eskimiş şeylerde klasik fizik tedaviyle orayı yumuşatsak da kendi hasta şey yapamıyor. O egzersizleri beceremiyor bir türlü veya ağrısı çok olduğu için veya oradaki bozukluk çok yerleştiği için ya çok uzaması gerekiyor. O da hastanın biraz takipsizliğini getiriyor. Onun yerine diyelim ki oradaki bir masajla, masaj demeyeyim de manipülasyon veya mobilizasyon tekniklerinden o kaslar normale yaklaştırılır. Belli bir aşamaya geldikten sonra da zaten hastanın kendi şey yapabilir. Aynı şekilde bel ve boyun fıtıklarında da. Yani oradaki yapılan şey bel ve boyun fıtığını yerine koymak değildir. Yani bel ve boyun fıtığının oradaki kaslarda yine ağrıya bağlı spazmlar olur. Onun dışında arka kısımda faset eklem dediğimiz eklemlerde de böyle onun kapsülünde de bir sertleşmeler, şeyler olur. Esas ağrıyı yapan şey veya fonksiyonları kısıtlayan şey bazen odur. Dolayısıyla öyle bir hastada uygun bir mobilizasyon, manipülasyon tekniklerinde o kaslar ve eklem serbestleştirildiği zaman fıtık eğer sinire çok fazla basısı yoksa ağrı, dolayısıyla öbür taraf ağrıya daha çok sebep olduğu için öbür komponent o manipülasyonla, mobilizasyonla düzelince fıtık orada durmasına rağmen hastanın ağrısı geçebilir. Evet. Yine Aysel Hanım, dizlerdeki sıvı kaybında fizik tedaviye gerek var mıdır? Şimdi dizlerdeki sıvı kaybı. Fizik tedavi hep böyle şeyde... Oradan buradan yok, oldu yok, yok. Bu akşam. O değil. Tanımlar hep böyle oturmuş tanımlar değil. Yani fizik tedaviciler arasında bile sizde... oturmuş. Şimdi sıvı kaybı deyince ne anlayacağız? Siz de algıladığım kadarıyla çok tip tıp literatürüne konuşmak istemiyorsunuz. İzleyicilerimiz de rahat algılasın diye. Evet. Buyurun. Sıvı kaybı normalde demeyelim de bütün eklemlerin içinde sıvı kaybı. Eklemlerin böyle hareketini sağlayan çok 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 ince bir yağ tabakası vardır. Yağ demeyeyim de bir sıvı tabakasıdır. Yani belli şeyleri doktorlara, hastalara anlatmak için böyle bazen pratikleşiyor ama bu pratikleşme bazen aşırıya kaçıyor. Sapla saman birbirine karışıyor. Böyle bir sıvı vardır eklemin rahat hareket ettirmesini sağlayan. Hastada ağrıyı yapan sadece o sıvı kaybı değildir. O sıvı kaybı o dizdeki kireçlenmenin patolojisinde yani bozukluğunda bir faktördür. Oradaki şey önce kıkırdaktan başlar. Kıkırdak bozulur. Sonra kemik bozulur. Kireçlenme giderek ilerlenir. Yani o sıvı ölçülecek bir sıvı değildir zaten. Kaybı, onu genelde şey derler hastalar, yani nasıl diyeyim, diz için özelinde konuşayım. Yani tedaviler şöyle gider. Hani baştan ilaç tedavisi, sonra aynı dönemde, hatta başlamadan önce egzersiz ve spor. Yani bu dizlerimizi ne kadar, diz kaslarını ne kadar kuvvetlendirirsek, dizi o kadar daha korumuş oluruz, daha iyi dayanmasını sağlarız. Evet. Ondan sonra o dizdeki kireçlenme ilerledikçe yavaş yavaş kıkırdaklar bozulmaya başlar, ağrı olur, hareketsizlik başlar. Burada zaten o sıvı kaybı başlamış veya sıvı kaybı da demeyeyim. Yani sıvı kaybı bir yerde kireçlenmenin başlangıç dönemlerini tanımlamak için kullanılır. O dönemlerde bazen bu dizin içine şey yapılabiliyor. Horozi beyinden elde edilen bir hyaluronik asitli bir madde vardır. O hafif yağ denir, o hafif böyle kıvamlı o dizin içindeki şeye benzer bir maddedir. O sıvı denen veya yağ denen maddeye benzer bir şeydir. O yapılır. Bazı hastalarda oldukça iyi netice verir. Ama bu dediğim şekilde başlangıç dönemlerinde olması lazım. Yoksa o diz tamamen kıkırdak gidip eklem kireçlendikten sonra, şekil bozukluğu olduktan sonra o sıvıların pek yararı olmaz. Bir de aynı bu bapta şey, yani sıvı kaybı olsun, kireçlenmelerin hani başlangıç dönemlerinde veya orta dönemlerinde
PRP denen bir tedavi yöntemi de vardır. PRP tabi sadece dizde değil, aşağı yukarı bütün fizik tedavi hastalıklarının birçoğunda her türlü eklemde uygulanabilir. Uygulanabilir. Ha, PRP'de şöyledir, insanın buyurun, kendi kanı alınır. Hı-hı. Özel bir işlemden geçtikten sonra trombosit yönünden zengin bir şey kalır elimizde. Hı-hı. Bölüm, o bölüm tekrar hastanın, o hasta olan bölümüne, dizine diyelim, enjekte edilir. Dolayısıyla o bir takım vücutun kendi kendine yenileme, otoimmünite şeylerini arttırarak dizdeki rejenerasyonu arttırabilir, tetikleyebilir. Hocam, fibromiyalji, kas romatizması hastalığı nedir? Tedavisi nasıl uygulanır? Bununla ilgili de birazcık sizi bu akşam gerçekten iyi yakalamışken hem seyircilerimize hem biz bir soru bombardımanına tutmuş olduk buraya kadar. Fibromiyalji. Evet. Kas romatizması. Bu şimdi bazı kişiler vardır. Her tarafları ağrır. Evet. Devamlı yorgundurlar. Uykuları bozuktur genelde. Hmm. Motivasyonları düşüktür. Böyle kişiler bazen bunu çekerler. Bazen de özellikle bu tabii teknoloji ve tıp ve iletişim arttığı için insanlar genelde birçok şeyden haberi oluyor. Bu uyku bozukluğu kas ağrısından dolayı mı oluyor hocam? O tavuk yumurta hesabı ama genelde şeydir, temelinde uyku bozukluğudur. Yani fibromiyaljinin ana şeylerinden bir tanesi, ayaklarından, sebeplerinden bir tanesi uyku bozukluğudur. Şimdi uyku dediğimiz şeyde dönemler vardır, REM dönemi. Şimdi bazı kişide uyku, önce bir uyuruz ama dalmayız. Belli bir zaman uyuduktan sonra dalarız, yani derin uykuya dalarız. Bazı kişilerde bu kişiler derin uykuya dalamazlar. Uykuları biraz yüzeyel gider. Dolayısıyla da uyuduğunu zanneder. Ama uyku derinleşmediği için sabahleyin yorgun kalkar. Evet. Her tarafı ağrır. Onun dışında bu kişilerin biraz kişilik yapıları, yani nörotik dediğimiz hassas, biraz mükemmelliyetçi, titiz kişilerde biraz daha sık görülür. Bir de onun ötesinde işte çalıştığı meslek, devamlı havanın rutubeti, çalışma, yani çok çalışma da pek yaramaz bu fibromiyaljiye. Çok tembellik de yaramaz. Başka ne diyebilirim fibromiyaljiye? Burada genellikle şeyler normal çıkar. Yani primer fibromiyaljide bütün testler normal çıkar. Kanlar normaldir, filmler normaldir, MR'lar normaldir. Şeydir yani bazen de şey olur. Yani bunlar mix dediğimiz, yani hem fibromiyaljiye benzer şikayetleri vardır ama kişinin boynunda da bir fıtık veya bir belinde kireçlenme tarzında bir şeyler olabilir. Burada ne soralım? Ne soru neydi? Fibromiyaljik kas romatizması hastalığı nedir? Tedavisi nasıl uygulanır? Şimdi nedir? Anlattık. Tedavisi. Şimdi sebepleri çok, yani ana sebep bilinmediği için tedavide, yani daha doğrusu küratif veya radikal bir tedavisi yok. Yani ortadan kaldıracak bir tedavisi yok. Ne yapılabilir? Temelde bir yani psikiyatriste danışılarak, yani öyle bir temelinde bir psikiyatrik bozukluğu varsa onun tedavisi yapılmalı temelde. Uyku bozukluğu varsa uykusunu düzene koyacak yine antidepresif veya uyku düzenleyici ilaçların verilmesi lazım. Ağrılı dönemlerde ilaç verilebilir ağrıyı azaltmak için veya kas spazmını azaltmak için. Onun dışında düzenli spor ve egzersiz. Yalnız spor derken böyle çok ağır sporlar olmayacak. Yüzme gibi, yoga gibi, işte pilates gibi daha böyle hafif sporlar olacak. Ve
kişiyi yormayacak şeyde, düzeyde veya şeyde olacak. Evet. Ayarlı olacak. Onun dışında bir de çok ağırlı dönemlerde kaslardaki spazm çok ağır, fazla olursa, diğer şeylerden netice alınamazsa, hani yeri geldiğinde lokal steroid enjeksiyonu yapılabilir. Ayrıca kuru iğneleme dediğimiz, yani hiçbir ilaç vermeden kişinin ağrılı veya spazm olan bölgelerine böyle devamlı iğneyi 8, 10, 20, 30 defa batırıp çıkarırız. O şey gibi düşünün onu, bir balonun şiştiğine o balonu bir şekilde indirmek gibi bir şey oluyor. Yine böyle çok inatçı vakalarda işte diğer ultrasondu, elektroterapiydi, diğer fizik tedavi şeyleri uygulanabilir modaliteleri. Evet. Hocam, nöropatik ağrı nedir? Tedavisi nasıl uygulanır? Bir de oradan... Evet, bugün de hep böyle iyi oldu. Yani çok biz bilinen... de iyi hazırlanmışız yani. Ha, çok bilinen bilinmeyenler, evet, karışan şeyler. Nöropatik ağrı. Nöropatik ağrı şöyle kabaca santral, yani merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminin hastalıklarında ortaya çıkan bir ağrıdır. Hı hı. Bu bildiğimiz normal ağrılara pek benzemez. Böyle delici, batıcı bir ağrı değil de, hı hı, daha ziyade şöyle tanımlayabilirim. Karıncalanma, hı, üşüme, hı hı, yanma, evet, iğnelenme, böyle daha değişik bir şeydir. Hasta böyle şikayetlerle tanımlar. Nöropatik ağrıların sebeplerinde de şöyle gelelim. Başta tabii şey, diyabet, şeker hastalığı. Şeker hastalığı tabii bütün vücutta, damarlarda problem yarattığı için bütün vücutta ve bütün organlarda problem yaratabiliyor. Dolayısıyla sinir, bir adı da nöropatik ağrının sinir uçları iltihabı diye tanımlanır. Şeker hastalarında özellikle de uzun süren ve kontrolsüz aşırı olan şeker hastalarının aşağı yukarı yarıdan fazlasında bu nöropatik ağrılar olur. Nöropatik ağrılar genelde geceleri olur, hareketsizlikte, uyku sırasında. Sabahleyin olur, biraz yürüdükçe bir miktar azalabilir. Daha ziyade böyle çorap giyme düzeyinde, yani çorabı giydiğiniz yer bölgede olur veya elde eldiven tarzında bir şey olur. O dediğim gibi uyuşma, karıncalanma, ona benzer şikayetler olur. Bunların tabii ondan sonra nöropatik ağrıların bazılarında mesela şeyde çok uzun sürmüş bel fıtıklarında, kanal darlıklarında o sinir dokusu yavaş yavaş bozulmaya başlar. Onlarda da yine sinir dokusu, yani direktman basıya bağlı bir keskin ağrı değil de o sinirin özelliğini kaybetmesinden, aynı şeker hastasında olduğu gibi, onda da yine böyle yanma, karıncalanma, üşüme tarzında ağrılar olur. Aynı ağrılar şeyde, tuzak nöropatisi dediğimiz şeylerde görürüz. Bunların tabii en sık olanı karpal tünel dediğimiz, özellikle de hamarat ev kadınlarında sık olan bir şeydir. Özellikle geceleri şu 3 parmakta veya 3,5 parmakta ağrı olur. Onun sebebi şu bilekte median sinir dediğimiz sinir bilekte dar bir kanaldan geçer. İşte fazla çalışıldığı zaman o kanalda bir ödem oluşur, sıkışma olur. Onun beslediği yerde o nöropatik ağrı oluşur. Aynı şekilde bazen bu dirsek üstünde çalışanlarda da şurada ulnar siniri vardır. O sıkışınca da o zaman şöyle... İki parmakta şey olur, yine uyuşma şikayetleri. Bazen şu şekilde uyuyup kalan insanlarda şu radyal sinir dediğimiz bir sinir vardır. Onda yine bir bası olur, ona bağlı bir uyuşma olur. Hatta çok aşırı olanlarda bir felç bile gelişir şeyde, elde, kolda hangi siniri besliyorsa. Şimdi nöropatik ağrı bu. Tedavisine gelelim. Bu, özür dilerim hocam, çok uzun süre oturuyoruz mesela. Aynı süre şey. Şey, ayaklarımız aynı uyuşuyor. Şey. Kalkınca aynı başımız... O basınçtan dolayı oradaki sinir dokusu şey oluyor. Karıncalanma oluyor. Ha, o sinir dokusunun beslenmesi bozulduğu için yavaş yavaş şey oluyor. Bozuluyor. O çok iyi şey yaptı. O da bir o şey oluyor. Herhalde. Nöropatik ağrı. O mesela nöropatik ağrı, o biraz önce dedim ya, eğer o uyuş, oturma, şey yapma çok uzun sürerse...
şeye doğru, yani uyuşmanın ötesinde felce doğru da gider. Öyle mi? Yani çok da doğru bir şey değil o. Dikkat etmek lazım. Tamam. Orada bazen yani eskilerin tabiriyle iğne batırıyoruz falan, işte o karıncalanma gidiyor. Acaba sinirler uyarıldığı için mi tekrar normale evet, dönüyor? Evet, evet. O da şimdi, o da bir ayrı bahis. Girelim mi? Buyurun. Şu şeyi bitireyim, ondan tabii, sonra buyurun, oraya geçeyim. Nöropatik ağrı. Nöropatik ağrının tedavisinde tabii her tedavide olduğu gibi ana bir sebep bulunabilirse, ana köken bulunabilirse ona yönelik bir tedavi olması lazım. Diyabet diyelim. Diyabetin mutlaka kontrollü olması lazım. Mutlaka şey olması lazım. Belli aralıklarla kontrol edilmesi lazım. Şekerin yüksek olmaması lazım. İşte bu tuzak nöropatilerinde, karpal tünelde, şeyde, tarsal tünelde, kubital tünelde eğer basit bir ödem varsa orada, hani bir fizik tedavi uygulaması, lokal enjeksiyonlar, bunlar olayı çözebiliyor. Ama şey çok aşırıysa sıkışma, tuzak ve yavaş yavaş hani uyuşmanın ötesinde motor, yani felçce doğru gitme durumu varsa, o zaman cerrahi tedaviyle o sinir gevşetilmesi lazım. Bunun dışında da bir de ilaçlar. İlaçlar iki türlü diyelim nöropatik ağrılardaki ilaç. Bir siniri besleyici ilaçlar, işte B vitaminleri, glikokortikoid, ondan sonra bunlar verilebilir. Bir de şeyler var, ağrıyı, nöropatik ağrıyı, yani beyin yoluyla ağrıyı gideren ilaçlar var. Bu ilaçlar da biraz sıkıntılı ilaçlar. Yani usulüne uygun kişilerde, usulüne uygun şekilde verilirse oldukça iyi neticeler alınıyor. Ama özellikle bu ilaçlardan bir tanesi bağımlılık yapıyor. Yani bağımlılık dediğimiz aynı esrar, aynı morfin gibi bir dönem sonra giderek daha dozu arttırmak gerekiyor. Ve dozu kesemiyorsunuz. Kestiğiniz anda çok büyük reaksiyonlar oluyor. Bir yerde hasta o şeye bağımlı oluyor. O tedavide de yine işte hekimlerin ve çoğu zaman hastanın kolayına geldiği için suistimal edilerek veriliyor. O zaman da bir sürü sıkıntılar çıkabiliyor. Evet. Hocam sinirden bahsettik. Sinir sıkışması nedir? Tedavi süreci nasıldır? Biraz da oradan... Sinir sıkışmasını zaten bu nöropatik ağrı içine bağlamış oldum. Biraz yani sinir sıkışması ama, bu karpal tünel, kubital tünel, ayakta tarsal tünel. Burada şeyde bir de şey vardır. Kot servikal denen bir bazı kişilerde bu şey uzundur, boyun kemiğinin çıkıntısı veya ilave bir kot olmaması gereken bir kot vardır orada. Kot dediğimiz kaburga. O siniri sıkıştırır, basar. Onda da böyle kola vuran uyuşmalar, daha ileri durumlarda felçler oluşur. Sizin branşınız tabii zaman zaman spordan bahsettiniz ama sporcularla da biraz ilgili. Spor yaralanmalarıyla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Bunların tedavileriyle ilgili. Evet, spor yaralanmaları dediğim şekilde fizik tedavi yaygın, geniş bir branş. Eskiden hani romatolojik hastalara da çoğunlukla biz bakardık. Şimdi ancak normal standart olanlarına bakıyoruz. Daha ağırlarına romatologlar bakıyor. Spor hekimliğinde de öyle. Yani eskiden yine fizik tedaviciler olarak bakıyorduk. Şimdi spor hekimliği diye yani ayrı bir spor branşı oluşturuldu. O yüzden yani sporcuların bize gelme şeyi çok fazla yok. Genelde kulüplerde falan şey yapıyorlar. Ama nedir spor yaralanmaları? Yani bizim hastalıklarımızın büyük bir kısmı mekanik hastalıklardır. Yani hareketle ilgili hastalıklardır. Yanlış hareketle ilgili hastalıklardır. Aşırı hareketle ilgili hastalıklardır. Tabii ki sporcular da bunu alasıyla yapan kişiler. Evet, yani maalesef, hem aşırı hareket ediyorlar, hem ani hareket ediyorlar. Yalnız onların tabii avantajı kaslar kuvvetli olduğu için genelde dengeliyor vücut onu. Çok fazla yaralanma veya şey olmuyor.
Yine sporcu hastalıkların içinde tabii en sık bilinen menisküs lezyonları. Menisküs denilen şey, hani o dizin arasında böyle iki tane, biri ay tarzında, biri daha yuvarlak, iki tane kıkırdak vardır. O dizin hareketini şey yapar, kolaylaştırır, darbeleri veya şeyleri dağıtır. Onlar da ani harekette özellikle o menisküs bazen yırtılır ortadan. Onun hafif durumlarında veya başlangıç durumlarında, hani yine fizik tedavinin temel prensipleriyle oradaki adaleyi güçlendirmek için egzersiz veya elektrikle, yani elektrostimülasyonla egzersiz yapılır ki sporcuların bir an önce sahalara dönmesi için olayı biraz daha çabuklaştırmak lazım. Elektroterapi yapılabilir. Yine aynı şekilde soğuk tedavi veya ona benzer tedaviler yapılır. Evet. Yine spor denmişken bir sporcu hastalığı ama halk arasında çok bilinir oldu. Tenisçi dirseği. Tenisçi dirseği, işte tenis oynayanlarda sık görülen bir hastalık olduğu için adı konmuş. Türkiye'de tenis oynayan pek yok ama. Yani tenisçi dirseği şudur. Şu dirseğin dış kısmında bir şey vardır. Kemiğin çıkıntısı. Şu ön kolun şu kasları oraya yapışır. Bu ön kol şu kasları yanlış kullanırsan veya devamlı kullanırsan bu kaslar buradan kemik zarını biraz sıyırtır, zedeler. Ona bağlı olarak burada bir ağrı oluşur. Bir de burada da olursa, bu da golfçü dirseğiymiş. Bunu da bu golf oynayanlarda olan bir şey. Onun dışında yine tenisçilerden gidelim. Onlarda da yani omuzda ile bizim fizik tedavi hastalıklarının dediğim gibi genellikle ani ve sporcularda olan şeklidir. Evet. Yine bu tenis oynayanlarda veya ne bileyim bir güreşçiler olabilir. Bu kolla aşırı şey yapanlar da bu omuz hem bir kapsülü vardır hem rotator kaf dediğimiz birkaç tane kasın birleşmesinden ibaret bir yapı vardır orada. Zorlanmaya bağlı o kaslarda bazen kısmi bazen tam bir yırtık olabilir, hatta kopma olabilir. Bunlarda da yine hafif durumlarda istirahat, egzersiz, fizik tedavi uygulamaları, ilaç. Ağır veya tam kopmalarda yine bir cerrahi tedavi uygulanabilir. Atakum'dan Emire Mert Hasar Hanımefendi der ki, Süleyman Bey, sizin şahsınızda doktorumuz İskender Hocamıza çok teşekkür ederim. Bizim anlayacağımız şekilde aktarımda bulunduğu için saygılar sunuyorum diyor. Evet hocam, bir de yine fizik tedavi ve daha doğrusu rehabilitasyonda bildiğim kadarıyla uygulanıyor ünitede. Topuk dikeni, ESVT, orada bir cihaz var, küt 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 vuruyor. Nedir o? Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Tamam, ben bir nefes alın dedim, ondan biraz önce ona bağlayacaktım. Buyurun. Şimdi bu şeyde, tenisçi dirseğinde uygulanır. Ondan sonra, şöyle diyeyim, yani halk arasında kırma tedavisi denen, tıbbi terimi ESVT denilen, teknik olarak da daha önce anlattığım bizim fizik tedavide genelde derin dokuları ısıtmak için kullandığımız ultrason denen bir cihazın daha değişik bir şeyi. Onda daha kuvvetli akımları böyle devamlı değil de böyle şok gibi böyle bir darbe tarzında vurur. Bu şekilde. Belli bir onun işte sıklığı, dozu ayarlanır o bizim tarafımızdan hastanın durumuna göre. O tedavi genelde bu tenisçi dirseklerinde çok iyi netice veriyor. Buradaki o şok sanıyorum orada... ESVT orada da uygulanıyor. Uygulanıyor tabii. Öyle en mi? Temel şeylerinden biri ESVT. Biri budur, biri topuk dikeni denen şey. Topuk dikeni de şöyledir. Normalde ayak topuğumuzda kalkaneus dediğimiz kemik şöyle bir yumurta gibidir, dümdüzdür. Yani şu şeyin kenarı gibi düşünün. Böyledir. Bu bazen işte travmalara bağlı. Genelde mikrotravma dediğimiz, yani bir de yapısaldır. Temeli bunun da her şeyde olduğu bir genetik tarafı vardır. Ama biraz böyle yanlı yak, sert zeminlerde, uzun süre yürüyenlerde, koşanlarda o kemiğin böyle düz yüzeyinde bir gül dikeni gibi bir diken meydana gelir. O diken oradaki şeye yapılara batar. Aynı ayakkabıda bir çivi varmış gibi batar.
O da dediğim gibi orada işte bir takım enflamasyon dediğimiz su ağrıya sebep olan maddelere, sıvılara, şunlara bunlara sebep olur ve orada bir bazen çabuk geçer, biraz istirahat, ama bazen kronikleştiği zaman bayağı sıkıntıyı yaratır. Dur hastalıklarda da yine bu SVT dediğimiz kırma tedavisini uygularız. Yani burada kırma denilen oradaki dikeni kırılmaz. Yalnız oradaki dikenin yarattığı bozuklukları şey yapar. Oraya bir impuls verdiği için rejenerasyonu, yani vücudunun kendi yenileme gücünü arttırır. Şimdi buraya kadar olan kısımda hep böyle tıbbi olaylara, hastalıklara yani girdik. Hocam daha soru varsa alabiliriz yani. Çünkü performans iyi maşallah. Buna döndük şeyi. Evet. Tutup da yeniden şuralardan bakın ne anlatılabilir? Şöyle yapalım. Bir şey kalmamış. Var biraz yani sorularımız da siz yine de en son ben soracağım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı diye. Şimdi fizik tedavi. Yani fizik tedavi çok yaygın ve çok yani multidisipliner bir branş diyeyim. Yani ortopediden de az çok belli konuları alır, beyin cerrahisinden de alır, nörolojiden de alır, dahiliyeden de alır. Evet. Dolayısıyla her branşın bir tarafı fizik tedaviye çıkıyor. Evet. Hocam şimdi fizik tedavi çatısından bahsedelim biraz. En başta bildiğim kadarıyla uzman doktor, sizler varsınız, uzman var. Ondan sonra fizyoterapistler var. Yine fizyoterapist teknikerleri var. Ben akıcı konuşuyorsunuz, çok araya da girmek istemiyorum. Şöyle bir soru sorsam, bu fizyoterapistlerin, fizyoterapist teknikerlerinin işleyişiyle ilgili, ki şunu da söyleyelim. Özel Atasan Tıp Merkezi Atakum Şubesi'nde bildiğim kadarıyla bir kat, herhalde üçüncü kattı, bir kat tamamen fizik tedavi ünitesi olarak tahsis edilmiş. Sağda iki tane araç var. Fizik tedavi hastalarımızı sizlerin ve onların uygun olduğu zaman dilimlerinde programlıyorsunuz siz. Araçlar, yani servisler, evet, onlar getiriyor. Aracı olmayan kişileri yani evden alıp getiriyorlar. Belirli seanslarda gün içerisinde bu hizmeti aldırıyorlar. Bu fizyoterapistler, teknikerler, bir de burada işte fizik tedavide A, B, C, D grupları var. Bunlar nelerdir? Bunlarla ilgili şöyle bir açıklasanız, tamam, o çatıyı bir algılasak, tamam, detaylı bir şekilde. Buyurun. Şimdi fizik tedavi devamlı bir ekip işidir denir. Biz de İTSAS'a girdiğimizden beri hep bu denir. Ama şeyde, pratikte tabii bu ekip kitaplarda çok geniş bir ekip. Bu ekibin hepsini aynı çatı altında toplamak zordur. Yani bir fizik tedavi ekibinde tabii temelde bir fizik tedavi doktoru olur. Evet. Bir de hastanın durumuna göre, işte biraz önce bahsettiğim gibi komşu veya kardeş branşlar olduğu için bazen ortopedist olur, bazen beyin cerrahı olur, bazen dahiliyeci olur, bazen nöroloji olur. Bir genel ekip. Ondan sonra o tarafından sonra fizik tedavi doktorunun nasıl diyeyim, yardımcı personel lafını ben pek sevmiyorum ama ekip içindeki arkadaşlarımız fizyoterapistler. Fizyoterapistler yani 4 yıllık bir eğitim alır. Yani anatomi bilgileri bir doktora yakındır. Anatomi bilgisi derken tabii ki lokomotor sistemi, yoksa iç organlarla ilgili çok fazla çok değil, hiç bilgileri olmaz. Yani lokomotor sistem dediğimiz hareket sisteminin anatomilerini bilirler. Ve bu arkadaşlar yani o klasik fizik tedavi cihazlarının bazı hastalarda çok özel kullanımları vardır. Çok dikkatli kullanılması gerekir. O kullanımları yaparlar. Onların eğitimlerini alıyorlar. Onları yaparlar. Bir de tabii ki temelde egzersiz tedavisi. Egzersiz tedavisi işte egzersiz denince herkesin aklına işte bu kolunu bacağını oynatmak, boynunu çevirmek, bir de bizim çoğu zaman verdiğimiz o blok notlardaki şeyler, al şunları da yap diye veririz ama hiç kimse çoğu zaman yapmaz. Bir de o egzersizlerin tabii aslına bakılırsa çok büyük faydası var. Yani bir fizyoterapist gözetiminde, bir bel fıtığında diyelim
veya bir diz kireçlenmesinde diyelim veya bir omuz probleminde diyelim. Hani o klasik fizik tedavilerle oradaki ödem çözüldükten sonra, şey yapıldıktan sonra bir her şey düzeliyorsa bir daha olmaması adına egzersizlerle onun özel şeylerle kuvvetlendirilmesi lazım. İki, bazen o tedaviler özellikle gecikmiş vakalarda normal klasik fizik tedavi aletleri yetmez. Yani onlara işte başta mobilizasyon, manipülasyon olmak üzere germe egzersizleri, bir takım PNF egzersizleri gibi birçok egzersizler vardır. Yani belki yani sayılmakla bitirilmez. O egzersizleri o arkadaşlar uygulanır. Yani onlar gerçekten yani hasta tedaviye devam ederse, yani egzersiz tedavisine fizyoterapist gözetiminde veya fizyoterapistler veya egzersiz tedavisine devam ederse son derece yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Bu normal fizik tedavi hastalar. Hele işte o felçli hastalar, yani sağ veya solu felç olmuş, Parkinson olmuş, o hastalarda zaten çok daha özel teknikler var. Şimdi tabii bu bir şey gibi, piramit gibi düşünün. İşte üstte doktor, alta doğru gittikçe fizyoterapist, yani bir doktor varsa iki tane fizyoterapist. Zaten Türkiye'deki SGK'nın yapılanması da öyle oldu. Bir doktorun altında iki tane fizyoterapist yasal olarak bulunması gerekiyor. Ondan sonra... Bildiğimiz kadarıyla onların da gün içerisinde belirli sayıda hasta bakma hakları onu ya da seansları var herhalde. Onu daha sonra şey yapayım. Ondan sonra fizyoterapistlerden sonra fizik tedavi teknikerleri geliyor. Onlar 2 yıllık yüksekokul mezunu. Onlar daha ziyade o fizik tedavi teknik araçlarının uygulamasını yapıyorlar. Bir de basit egzersizleri gösteriyorlar hastaya. Çok detaylı ve şey egzersiz yapma şeyleri yok. Şimdi bir de bunların dışında daha geniş fizik tedavi ekiplerinde sosyal hizmet uzmanı, konuşma terapisti, meslek edindirme şeyi böyle o daha ziyade büyük rehabilitasyon hastaların hastanelerinde olan şeyler, bölümler. Şimdi biraz önce bahsettik, SGK dedik. SGK bir doktora iki fizyoterapist dediniz. SGK işte tıbbı böyle bize matematikleştiriyor. Önce işte hasta geldiği zaman çoğu zaman işte senin hastalığına şüphesiz bakılıyor da ondan sonraki gelen soru SSK'n var mı oluyor. Çünkü SSK olduğu zaman hem SSK'nın bir sürü kuralı var. Yani bazen ben bile şaşırıyorum. Alttaki sekreterlerimiz daha da şaşırıyor. Bunların bazısı hani mantıklı da bazısı hiçbir mantığı yok. Sadece bir matematik olsun diye şey yapmışlar. Bir de şöyle hastalıkları da gruplandırmışlar. Şimdi o grup belli gruplarda olan hastalıkları ancak biz tedaviye alıyoruz. Bunlardan diyelim ki CD grubu denilen veya D grubu denilen hasta. O sadece kireçlenmeler. Bir de fıtıklar onun içine giriyor. En alt ödeme yaptığı şey SGK'nın. Ondan sonra C grubu hastalar biraz hani dedim biraz önce dediğim gibi yani fizik tedavi cihazları da yapılır da bir fizyoterapist gözetiminde olursa daha iyi olur dediğimiz hasta grupları, işte bu omuzdaki tendon hadiseleri, menisküs ameliyatlarından sonraki tedaviler, protez ameliyatlarından sonraki tedaviler, bunlar C grubuna giriyor. Bir de A ve B grubu hastalar var. Bunlar hani kabaca felçli hastalar, bu inmeli hastalar. Onun içinde de maalesef SGK hastanın durumuna değil de teşhise göre bir sınıflandırma yapmış. Oraya 10 tane teşhis yazmış. O 10 tane teşhisin içine girmiyorsa sen istediğin kadar kolun bacağın hiçbir şeyin tutmasın. SGK bir ödeme vermiyor o tür hastalara. Yani en büyük sıkıntımız da onlarda oluyor. Gerçekten tedavisi çok gerekli. Çok şey olmasına rağmen onları da tedaviye alırken sorun yaşıyoruz. Orada o zaman geniş bir perspektif var herhalde değil mi hocam? Yani mesela hangisi hangi literatüre giriyor tamamen sizin i̇şte ve da, hastanın durumu ve durumu. Sizin teşhisinizde. Orada yani teşhis olarak dediğim gibi yani birçoğuna fizik tedavi gerekli olsa da SGK bazı hastalarda ödeme yapmadığı zaman
sorun oluyor. Çünkü ödeme yapmadığı zaman tabii ki hasta tamamını karşılamak zorunda kalıyor tedavinin. O zaman sorun oluyor. Özellikle nasıl diyeyim ben, bir de bizim adımıza fotolar oluyor. İşte bir hekimin gözetimi altında 64 tane CD grubu alıyorsun. İşte 16 tane AB grubu alıyorsun. Bir sürü matematik formül. Bazen bunu hani bunların da tabii sınıfına göre, şeyine göre ücretlendirilmesi farklı olduğu için hastaya anlatmakta da zorluk çekiyor, hasta anlamakta da zorluk çekiyor. Sistemde fizyoterapistler A ve B gruplarını rehabilite ediyor. O SGK'nın şeyinde o. O. CD'de. CD'de teknikeri kabul ediyor. Ama CD'de birçok hasta fizyoterapistten, bir felçli hasta kadar olmasa da fizyoterapistten yardım alması lazım. Evet. Onlara ekstra bir ödeme yapmadığı için SGK ayrı bir fark oluşuyor. Yani bir sürü teknik şeyler var, evet. Sıkıntılar var orada. Teşekkür ederiz hocam. Orasını da güzelce açıklamış olduk böylece. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok akıcı konuştunuz. Vallahi ben çok fazla dışında girmeye çalışmadım araya. Yani, ama şunu da söyleyelim dediğiniz bir şey varsa da buyurun. Şöyle bir notlarıma baktım. Kabaca görmediğimiz bir şey. Atladığımız bir şey var mı size yani göre? Yani şöyle yine CP'lerden kısaca bahsettik ama yine de bir daha bahsedelim. Buyurun. Yani serebral palsili, bu doğumda veya doğumdan kısa süre sonra belirli hastalıklar sonucunda yani beyinlerinde bir takım şeyler olan, problemler olan, ona bağlı olarak işte hareketlerinde zorluk olan, bazılarında zekalarında zorluk olan bir hasta grubu da var. Onlar tabii kimisi uzun dönem şey gerekiyor, tedavi gerekiyor. Onda da yine SGK'nın bir takım kısıtlamaları var. Yok işte 30 işte 15 yaşına kadar senede kaç? 90 seans alacak. Daha fazla oldu mu almıyor. İşte normal felçli hastalarda, bu inme dediğimiz felçli hastalarda ilk sene için bir sene boyunca tedaviyi karşılıyor. Bir seneden sonra sadece 60 seans tedavi karşılıyor. Bir de bunlarla uğraşıyoruz yani hastanın şeyinin dışında böyle bürokratik şeylerle. O var. Onun dışında bir de yüz felci var. Yüz felci de yine bizim branşımızın içinde. Yüz felci bilinen bir şey. Yani yüze giden sinir şu kulağın arkasında ufak bir delikten geçip yani beyinden çıkıp böyle yüze gelir, kulağın arasından geçerek yüze dağılır. Orada o kanal vardır. O kanalda bir daralma olduğu zaman, geçici bir daralma, bazen tabii tümör veya başka şeylere bağlı da olabilir ama genelde geçici bir daralma olur. Genelde hani hastalar sıcaktan soğuğa çıkmaya, rüzgara bahane bulur. O aynı o da şey gibi, karpal tüneldeki gibi, tuzak nöropatisi gibi. O sinir orada sıkıştığı zaman o yüzün bir yarısı yani tamamen felç olur. Bazen göz daha fazla olur, bazen ağız daha fazla olur ama genelde az çok göz ve ağzı içine alır. Ondan sonra onlarda da yine fizik tedavi uygulamaları çoğunda gerekebiliyor. Çünkü gecikildiği zaman eser kalır. Yüzde insanın tam dış şeyi olduğu için en ufak bir hasar bile veya en ufak bir bozukluk bile sıkıntı yaratabilir. Onun dışında da ortopedik rehabilitasyon var. Ortopedik rehabilitasyon arada bahsettik herhalde ama şimdi bir kırıktan sonra bu gerek ameliyat olsun gerek alçı olsun bu kol alçıya alındığı zaman buradaki eklemlerde bir kireçlenme değil de o bir sertleşme olur diyelim. Bu çoğu zaman şey olur yani bazı hasta bunu kendi açabilir, şey yapabilir ama her şeyde olduğu gibi onu bilemezsin. Gecikildiği zaman da bu sefer fizik tedavi sıkıntı yani fizik tedaviden fayda görmeleri çok uzun sürebiliyor. Çok uğraşmamız gerekiyor. Bazılarında bu elde damarlar da bozulduğu için kırığın peşine damar bozuklukları da olur. Elde şişmeler, kurumalar falan olur. O çok daha zor bir iştir. Sudek atrofisi diye bir şey. Evet. Onun dışında işte kırıklar var. Bir de bu protez ameliyatlarından sonra diz kalça gibi yine bir fizik tedavi görmelerinde fayda olur aslında. Evet. Çok teşekkür ederiz rica hocam. De. Gerçekten çok akıcı bir program oldu. Evet. İzleyicilerimiz de güzel canlı sorular aldık bol miktarda. İnteraktif olması daha iyi oluyor. Böyle motomot
kitaptan okumak üzere. Evet, üzerine. Sizi biraz evet. yorduk bu akşam. Ciddi bir soru bombardımanına tuttuk. Bazen fiziki muayene ederiz, bazen de böyle cevap biz genelde böyle ederiz. Program sonunda kaç soru soruldu anlamında bir şey yapıyoruz. Sizce bu akşam kaç soru olmuştur? Hem bizim hem seyircilerimiz. 20 gibi sanki ama başlık altında. Altını bilmiyorum. 42 sorumuz var hocam bu akşam seyircilerimizle birlikte. İyi bir program oldu. Teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Efendim Süleyman Öz ile Sağlıklı Günler programımızın bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Özer Atasam Tıp Merkezi Atakum Şubesi hekimlerinden uzman doktor İskender Hakan hocamızdı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Fizik tedaviye dair her şeyi konuştuk. Fizik tedavi ünitesini konuştuk. Güzel ve anlamlı bir program olduğuna inanıyoruz. Gelecek hafta yine Özer Atasam Tıp Merkezi hekimlerimizden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı uzman doktor Birsen Bilge hocamız bizlerle birlikte olacak. Gelecek hafta çarşamba saat 20.00'da görüşünceye dek sağlıklı günler dileriz.